Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Su. Bu videoda peluş kabanın nasıl dikildiğini anlattım. Peluş kaban dikmek gerçekten de çok kolay. Eğer elinizde peluş kumaş varsa siz de deneyebilirsiniz. Bu kabanı dikmek kolay ama bazı zorlukları var. Peluş kumaştan dolayı zorlukları var. Onlar da şöyle. Bu birazcık kalın bir kumaş. Ve kalın kumaş olduğu için makinenizi biraz yorabilir. Benim makinem Singer 1408 modeli. Eğer sizin modeliniz benim makinemden daha üst bir modelse makineniz kolayca dikecektir. Ama benim makinem biraz zorlandı bunu dikerken. Peluş kumaş dikilirken o kadar çok fazla böyle pıtır pıtırlarını bırakıyor ki hani evinizi sürekli süpüre süpüre dikmeniz gerekiyor. Bu iki zorluğunu göze alıyorsanız ve dikilme zorluğu ve her yeri pisletme zorluğunu eğer anneniz kızmazsa çok fazla bunu peluş kabana dikebilirsiniz yani. Eğer siz de bu kabanı denerseniz bana Instagram'dan DM atabilirsiniz ya da beni etiketleyebilirsiniz yaptıklarınıza. Teşekkür ederim şimdiden. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Peluş kaban için kumaşlarımı kestim. Kaban kalıbını Burda'nın bu dergisinden aldım. Bu dergiyi de aşağıya link olarak bırakacağım. Eğer isterseniz bakabilirsiniz. Bu kabanı yapacağız. Bu düğmeli olan, biraz uzun gibi olan kabanı. Tabii ki bu kadar uzunlukta yapmayacağım ama biraz daha uzun yapmaya çalışacağım. Çünkü peluş kumaşım tam olarak yeterli olmadı. Sizinki daha fazlaysa uzun yapabilirsiniz. Şimdi ilk aşamaya geçelim. İlk olarak ön parçamızı alıyoruz ve ön parçamızın şu pens kısmına pense atıyoruz. Zaten kalıpta hangi yere pense atacağınızı yazıyor. O yüzden şu kısma ben de şu şekilde işaretledim. Görünüyordur umarım. Çünkü birazcık sarı renk olduğu için peluş kumaşla birleşiyor gibi. Burasından böyle pens atıyorum şimdi. İki taraf için de aynısını yapıyorum. Pensleri attım aslında ama peluş kumaş olduğu için çok da belli olmadı. Şu şekilde pensi attım. Ama bu lazımdı bence çünkü üstte güzel durması lazım. Peluş kumaşlı olsa bence üstte dururken belli olur. Arka kısmını alıyoruz önümüze ve ön tarafları da bu şekilde omuzları yukarıya bakacak şekilde koyuyoruz. Arka parçayla ön parçanın omuz dikişlerinden birleştiriyor. Omuzlarını diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi de klapaları birleştireceğiz. Klapaları da kalıba göre zaten kesmiştik. Klapaları birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi arka klapayla ön klapaları omuzlarından birleştiriyor. Bu şekilde klapalarını da diktim. Şimdi klapaları az önce diktiğimiz parçayla birleştireceğiz. Nasıl birleştireceğiz peki bunları? Şimdi bu taraftan klapaları nasıl dikeceğimizi anlatayım. Böyle yüz yüzüne bakacak şekilde az önce diktiğimiz parçaya koyuyoruz klapayı. Sonra şu omuz dikişlerini denk getiriyoruz. Klapanın omuz dikişleriyle diktiğimiz parçanın omuz dikişlerini denk getiriyoruz. Ve denk getirdikten sonra ön klapayı bu şekilde, arka klapayı da bu şekilde böyle çepeçevre diktim. Klapaları diktim ve sonrasında böyle çevirdim. Üzerine kumaş koyup da ütüledim. Peluş kumaşa bir şey olur diye üzerine kumaş koyup ütüledim. Sonrasında böyle açtığınızda klapalar böyle yaka gibi duracak. Şimdi kollarını birleştireceğim. Etmedi yalan et ama ne yapacaksın? Böyle diktiğim parçayı açık bir şekilde kol tarafını koyuyorum. Ben kollarını birleştirdikten sonra yanlarını birleştirmeyi daha çok seviyorum. Sonra kol parçasının ön tarafını buluyorum. Ön tarafı buraya gelecek. Kol parçalarının ön ve arka tarafı farklı kesiliyor çünkü. Böyle gelecek. Ve sonra bu kol parçasının ortasını buluyorum. Kol parçasının ortasıyla omuz dikişini birleştiriyorum. Kolu böyle buraya kadar iğneleyeceğim. Sonra diğer tarafı da buraya kadar iğneleyeceğim. Ve kolu böyle çepeçevre dikeceğim. Kolunu da birleştirdikten sonra bu şekilde oldu. Şimdi de tabii ki de kolunun alt taraflarını, yan taraflarını birleştireceğiz. Kol yanıyla kabanın yanını birleştiriyorum şimdi. Böyle birleştirmeyeceğim tabii ki de. Yüz yüzüne bakacak şekilde birleştireceğim. Tersine çevirip siz de öyle dikebilirsiniz. Ben şimdi göstermek için. Gördüğünüz gibi şimdi astarlama kısmına geçtim. Astar kabanla aynı şekilde dikildiği için onu göstermedim. Ama şimdi astarı kabana nasıl geçireceğimizi göstereceğim. Böyle bu şekilde astarın tersini gördüğünüz gibi. Astarın tersini kabanın yüzüne koyuyoruz. Yani kabanın iç tarafı bu tarafta masanın üstünde oluyor. Astarın yüzü de kabanın yüzüyle denk düşüyor. Sonra bunları omuzlarından birleştiriyorum şöyle pervazlarından. Sonra astarı kabanın pervazlarına dikiyorum. Arka pervazına ve ön pervazına yani klapa dediğimiz yerlere dikiyorum. Astarımızı birazcık daha kendi kabanımızdan kısa yaparsak da şöyle bir şey olacaktır. Kabanımızı astarımızla birleştirdiğimizde kabanımız kendi kendine zaten yukarı doğru kıvrılacak ve kenar etek kısımlarını da bizim ayrı olarak dikmemize gerek kalmayacak. O yüzden şimdi
Astarımla etek kısımlarını da birleştiriyorum. Evet, astarını da gördüğünüz gibi diktim. Şu şekilde oldu. Pervazlarına böyle geldi. Yani içeride böyle bir astar olmuş olacak. Etek tarafı da bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi astarını da geçirmiş olduk. Şimdi kol tarafına geldi. Kolunu da ben böyle iç içe geçirdim. Yani üstünüze giyip astarı kolundan geçirin ve böyle bir sonrasında kolu da ters tarafına çevirin. Böyle bir görüntü oluyor. Şimdi ben kolu böyle ikiye katlayıp böyle çevresinden dikeceğim. Sonrasında da kabanım bitmiş olacak. Kabanım bitmiş halde böyle görünecek. En son olarak da şurasına iki tane göstermelik olarak, sadece göstermelik olarak düğme ekleyeceğim. Ve düğmenin ters tarafına da çıt çıt ekleyeceğim ki buraya çıt çıtlamak istediğimde çıt çıtlayayım. Bir düğme deliği açmayacağım ve kabanım bitmiş olacak. Kabanımın bitmiş halini de şimdi görebilirsiniz. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Hmm?